Herkese merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi Selim hocamı alacağım yayına. Evet, hocam geldi. Bekliyoruz. Merhabalar herkese. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Öncelikle bölüm başkanımız Rafet Bozdağ ve diğer hocalarımızın size çok çok selam var. Onu söylemek istiyorum. Aleykümselam. Bizden de selam. Hocam, ben sana kendimden bahsedip sonra da yayınımıza başlayalım istersen. Tabii. Evet. Arada yalnız internet kaynaklı ses kesintileri olabiliyor. Arada tekrar ettirebilirim. Kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Olur öyle şeyler artık. Yapacak bir şey yok. Tamam. Ben Burcu Kılınç, Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği. Şu anda son sınıf öğrencisiyim. Bugünkü yayının moderatörlüğünü ben yapacağım. Öncelikle şimdi soru size vereyim hocam. Kendinizden kısaca bize bahsedebilirseniz çok iyi olur. Tabii. Aslında öncelikle ben Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği topluluğuna teşekkür ederek başlamak istiyorum nazik davetleri için. Tabii gönül isterdi ki böyle bir uzaktan sohbetlerini yüz yüze bir sohbet yapabilseydik. Oraya gelip öğrenci arkadaşlarla yüz yüze bir ortamda bir araya gelebilseydik ama malum şartlar nedeniyle uzaktan da olsa böyle bir sohbet gerçekleştirebiliyoruz. Çok kısa ben kendimi tanıtayım. Evet. 1979 doğumluyum, 41 yaşındayım. İstanbul'da Yedikule'de doğdum, büyüdüm. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümü okudum. Daha sonrasında da yüksek lisans ve doktorayı aynı bölümümde devam ettim. Ulaştırma alanında benim için daha keyifli olan, daha uğraşmaktan zevk aldığım konular olduğu için ulaştırma alanını tercih ettim. Yüksek lisans doktoraya devam ettim. Aslında yüksek lisans eğitimi sırasında böyle bir akademik yola gireyim gibi bir düşünce gerçekleşti. Sonrasında doktoraya başladığımda araştırma görevlisi kadrosu açıldı. Ona başvurdum. Ve açıkçası tam anlamıyla akademik yola öyle girmiş oldum. Sonrasında doktoranın sonlanmasına yakın kısa bir Bahçeşehir Üniversitesi Uygulama Araştırma Merkezi deneyimim var. Ulaştırma Uygulama Araştırma Merkezi deneyimim var. Sonrasında doktorayı tamamlayıp vatani görevimizi yaptık Ankara'da Deniz Kuvvetleri'nde yedek subay olarak. Yine meslek kurası olduğumuz için inşaat mühendisliği yapmıştık. Sonrasında da askerliği bitirip Okan Üniversitesi'nde görev almaya başladım. Tabii sonrasında ismini İstanbul Okan Üniversitesi olarak değiştirdi ve yaklaşık bir yıl kadardır da bölüm başkanlığını yapıyorum. Çok kısa tanıtmak gerekirse bunlardan bahsedebilirim. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Yayınımız soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Biz sizinle ilgili bir post paylaştık ve oradan arkadaşlarımız bizlere sorularını iletti. İsterseniz ben başlayayım sorularıma. Tabii, nasıl isterseniz. Tamam. Sizin bölümümüz hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu bölümün diğer mühendislik dallarına göre avantaj ve dezavantajlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru geldi. Evet, zor bir soru geldi aslında. Çok boyutlu bir soru. Şöyle, aslında ulaştırma mühendisliği bölümü açılması düşüncesi çok yeni, yani açılışı kadar yeni bir düşünce değil. Ben daha öğrencilik yıllarımdan bile hatırlıyorum böyle bir düşünceler, çalışmalar olduğunu. Hatta YÖK, o zaman inşaat mühendisliği bulunan üniversiteler ki sayısı da çok sınırlıydı ben öğrenciyken, 2000 yılı mezunuyum ben. Bu dönemde görüş istediklerini biliyorum ve ulaştırma alanındaki bizim daha da deneyimli hocalarımızın görüşü bu konuda olumsuzdu. Neden olumsuzdu? Aslında ulaştırma mühendisliğinin lisans eğitimi alanında bağımsız bir bölüm olmasından ziyade öncelikle bir tam olarak bir inşaat mühendisliği altyapısına sahip olmasına öğrencilerin sonrasında uzmanlaşma olarak ulaştırmaya yönelmelerinin daha uygun olacaklarını
düşünüyorlardı. Tabii bunların çeşitli gerekçeleri de var. Çok detaya ben girmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla Yalova Üniversitesi devlet üniversiteler arasında ilk ulaştırma mühendisliği bölümünü açan üniversite. Yanılıyorsam düzeltin. Böyle bir bölüm açıldığı zaman açıkçası benim için biraz da sürpriz olmadı değil. Ders müfredatını da inceleme şansım oldu. Ders programını da inceleme şansım oldu. Aslında inşaat mühendisliği içeriğiyle çok yakın. Ancak ulaştırma üzerine olan dersler inşaat mühendisliği derslerine ilave bayağı bir eklenmiş gibi gözüküyor. Burada şöyle bir dezavantaj görüyorum ben, olumsuz bir durum görüyorum. Öğrencilerin bir dönemde çok fazla ders aldıklarını, işte 8-10 ders gibi fazla değişik konularla uğraşmak zorunda kaldıklarını görüyorum. Bunun şöyle bir olumsuz yanı var. Farklı konulara yeterince ilgi, alaka ayırmaya çalışmak çok performansı arttırmıyor. Aslında daha sınırlı sayıda tutup dersleri işte bir dönemde belki 7 veya işte en fazla 8 dersle sınırlı tutup. Bu dersleri daha iyi öğrenen, daha iyi özümseyen mühendisler daha başarılı olabilir diye düşünüyorum ama böyle bir karar verilmiş, böyle bir bölüm var. Bildiğim kadarıyla mezun da vermiş durumda. Evet. Evet. Mezunların sektöre piyasaya çıktıklarındaki başarıları aslında bu bölümün ne derece uygun olduğunu bize gösterecek. Ama ders içerikleri açısından çok ilginç dersler olduğunu da görüyorum. Çok farklı dallardan, çok farklı disiplinlerden dersler olduğunu da görüyorum. Umarım faydalı, başarılı mühendisler karşımıza gelecektir diye ümit ediyorum. Bizde de belki yüksek lisans yapmak için bu arkadaşlarla çalışma fırsatı bulabiliriz. İnşallah Henüz hocam. bir doktora programımız yok. Açmak istiyoruz. Olursa bir doktoraya da bekleyeceğiz. Evet, ikinci sorum aslında bununla ilgili. Okan Üniversitesi'nde ulaştırma mühendisliğinin açılması yönünü nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru gelmişti. Evet, şimdi ben inşaat mühendisliği bölüm başkanıyım. Aslında biraz inşaat mühendisi konusunda da arkadaşlarınızla yaptığım sohbetlerden, Instagram yazışmalarından mezunların inşaat mühendisleri odasına kayıt olduğunu öğrendim. Evet. İnşaat mühendisliği her sene aslında piyasa talebinden çok daha fazla mezun veriyor. Ve İMO da aslında İnşaat Mühendisleri Odası da buna karşı bir kampanya başlatmıştı geçtiğimiz günlerde. Kontenjanların düşürülmesi, tıptaki gibi bir tıp fakültelerindeki gibi bir başarı sıralaması sınırı getirilmesi gibi. Şimdi inşaat mühendisliği bölümümüz var. Buna belirli bir talep var. Hem İngilizce bölümümüz hem Türkçe bölümümüz var bu arada. İki programımız var diyebilirim. Yabancı yani uluslararası öğrencilerimiz de var çok sayıda. Şu aşamada ben bizim bölümü özelinde bir ulaştırma mühendisliği bölümü açılmasını çok veya bizim kurumumuzda böyle bir bölüm açılmasını çok uygun bulmuyorum. Biliyorsunuz vakıf üniversiteleri biraz da ticari kurumlar, kuruluşlar. Bu açıdan da aslında ülkemizde pek çok inşaat mühendisliği bölümü kontenjanını dolduramazken vakıf üniversitelerinde böyle bir ulaştırma mühendisliğinin çok tercih edileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama şu anda bizim bölümümüzde araştırma görevlisi olarak çalışan arkadaşlar ikisi bizden mezun. Biri 9 Eylül kökenli. Her üçü de ulaştırmacı. Ulaştırma alanında çalışıyorlar. Yüksek lisans programımızda %50 ile %70 arasında öğrencilerin talebi ulaştırma çalışmaya daha dönük son yıllarda. Dediğim gibi aslında lisans da ayrı bir bölüm olarak değil de lisans üstü eğitiminde yüksek lisans ve eğer başarılı olur YÖK'ten izin alıp doktora programı açabilirsek böyle bir lisans üstü ulaştırma mühendisliğine yönelmek daha uygun olacaktır diye düşünüyorum bizim bölüm içinde.
Evet hocam, sizin çalışmalarınızda da görmüştüm. Mezun arkadaşların, mezun olmayan arkadaşların da tez çalışmalarında ulaştırma mühendisliği alanında da çalışmalar yaptığını görmüştük. Evet. Siz de çalışmalarında katılmışsınız. Doğru. Doğru. Evet. Üçüncü soruma geçiyorum o zaman hocam. Tamam. Ulaştırma mühendisliğinin Türkiye'de geleceği sizce nasıl olur? Şimdi aslında bu da uzun yıllardır konuşulan, tartışılan bir konu. Üzülerek görüyoruz ki özellikle devlet kurumlarında, kamu kurumlarında ulaştırma üzerine uzmanlık yapmış kişilere yeterince önem verilmiyor veya yeterince bu alandaki kişiler istihdam edilmiyor diyebiliriz. Ama aslında ben bu benzer şeyleri lise öğrencilerine, yani inşaat mühendisliği bölümü seçmeyi düşünen lise öğrencilerine de genellikle söylüyorum. Ulaştırma her zaman canlı olan bir meslek. Bir defa inşaat mühendisliğine baktığımız zaman tarihin en eski mesleklerinden bir tanesi. Mühendislik olarak da mühendisliğin temeli. Mühendis dediğimiz kişiler tarihte aslında biliyorsunuz inşaat mühendisliğinin İngilizce karşılığı civil engineering. Ki civil de civilization'dan, yani medeniyetten geliyor. İnşaat mühendisleri olarak aslında biz medeniyeti inşa ediyoruz diyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda tarihteki en büyük medeniyetlerde, bunların ilk örneklerinde nereye gidebiliriz? Örneğin en çok bilinen, tarihi en çok kanıt bırakan antik Yunan'a, yani Grek medeniyetine baktığınız zaman. Tabii mühendis kelimesi biraz daha yeni bir kelime ama mühendislik yapan kişiler neler yapmış, nelerle uğraşmış? Binalar yapmışlar çeşitli türlerde, işte ev olsun en küçük ölçekten çok büyük tapınaklara, hatta heykellere kadar. Köprüler yapmışlar, yollar yapmışlar. Bunun yanı sıra su getirmek için çeşitli kemerler veya başka türlü yapılar inşa etmişler. Bunların hepsini aslında biz şimdi inşaat mühendisleri olarak yapıyoruz. O zamanki mühendislerden tek farkımız, onların yapıp bizim yapmadığımız tek şey, onlar çeşitli savaş aletlerini de inşa ediyorlar. Yani işte mancınıklar, balistalar gibi. Bunların yapımı şu anda bizim uğraşı alanımızda değil. Dolayısıyla en eski mesleklerden biri, mühendisliğin temeli ve uzun yıllar boyunca da aslında inşaat mühendisliği varlığını devam ettirecek. Medeniyet var oldukça varlığını devam ettirecek. Çok çok ütopik düşünelim. Yani her insanın barınma ihtiyacını sağladık. Herkesin ayrı evi var. Herkesin ayrı yazlığı var. Hiçbir yeni konut ihtiyacımız yok. Bunu sağlasak bile, ki artık farklı gezegenlere gitmeyi de düşünmeye başladı insanlık. Buralarda koloni kurmayı da değerlendiriyor. Hatta yavaş yavaş kurmaya başladık diyebilirim. Baktığınız zaman insan sosyal bir varlık. Sosyal bir varlık olduğu için diğer insanlarla bir şekilde iletişim halinde olma ihtiyacı duyuyor. Her ne kadar bugünlerde daha çok evde kalmayı tercih ediyor olsak da inşallah bu günler geçtiğinde yine çeşitli etkinliklerimize geri döneceğiz. Ve burada da yine farklı insanlarla veya farklı topluluklarla iletişim kuracağız. Bu iletişimi sağlamak için de bizim neye ihtiyacımız var? Ulaştırmaya. Yani sadece yolları yaparak veya bunları tasarlayarak bizim işimiz bitmiyor. Aslında ulaştırma mühendisleri olarak bunlardan belki çok daha önemlisi artık insanların, yani yöneticilerin, merkezi ve yerel yöneticilerin de farkına vardığı üzere mevcut altyapıyı iyi yönetmemiz gerekiyor. Yani yolları veya tesisleri, taşıtları iyi yönetirsek mevcut altyapının bize pek çok durumda yeterli olduğunu görüyoruz. Ve burada yönetim de artık bizim ulaştırma mühendisliğinin özellikle çalışma alanına giriyor. Ki bununla ilgili aslında inşaat mühendisliğinin alt dalı dedik, ulaştırma mühendisliği. Ulaştırma mühendisliğinin de pek çok alt dalı var. Bir trafik mühendisliği tamamen işletmeden doğmuş bir mühendislik dalı veya demiryolu işletimi, havayolu işletimi gibi. Aslında baktığınız zaman inşaat mühendisliği varlığını hep sürdüreceği gibi yapıya ihtiyacımız kalmadığı durumda bile ulaştırma mühendisliği yine varlığını sürdürecek gibi görünüyor.
Tabii yine çok ütopik düşünelim, ışınlanmayı keşfetmezsek. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek için yol projelerinde özellikle dikkat edilen hususlar sizce nelerdir? Aslında bir yol tasarımında güvenlik için dikkat edilecek şeyler pek çok standartlarda belirlenmiş durumda. Özellikle burada trafik kazalarını düşünecek olursak, güvenliğin azaldığı yerlerde sonuçların kazayla bittiğini düşünecek olursak, kazalara en çok açık olan yerler veya en çok kazaya rastladığımız yerler burada güvenlik sorunu yaratan yerler. Bu nedenle kaza kara noktalarını biz analiz ediyoruz. Buradaki sebepleri bulmaya çalışıyoruz. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz ama sizin de bahsettiğiniz üzere veya soruyu gönderen arkadaşın sorduğu üzere kazalar olduktan sonra, gerçekleştikten sonra bunların sebeplerini araştırıp bunları daha sonrasından önlemeye değil, bu kazaların hiç gerçekleşmeyeceği projeler yapmaya bizim daha çok ihtiyacımız var. Ve aslında burada da dikkat edilecek şeyler genelde 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Yani örneğin bir karayolu tasarlarken dever miktarı, dever yüzdesi önemli. Ters dever dediğimiz bir durum var. Örneğin İstanbul'u bilen arkadaşlar mesela Sarayburnu'nda bir dönemeç vardır, keskin bir dönemeç. Buraya ters dever verildiği için benim çocukluğum zamanında çok fazla aracın denize uçtuğunu biliyoruz. Bu örneklerden bir tanesi. Tabii kazaların en çok gerçekleştiği noktalar farklı trafik akımlarının kesiştiği noktalar, yani kavşak noktaları. Kavşak tasarımı önem kazanıyor. Bununla ilgili bir takım standartlar var. Burada görüş mesafeleri bir diğer önem taşıyan nokta. Siz de biliyorsunuz iki tür görüş mesafesi biz projelerde dikkate alıyoruz. Biri geçiş görüş mesafesi olarak adlandırılıyor, sollama uzunluğu. Diğeri duruş görüş mesafesi, fren emniyet uzunluğu olarak adlandırıyoruz. Bunları sağladığımız zaman yine daha güvenli yolları inşa etmiş oluyoruz. Ama bir diğer taraftan da sadece taşıtlar açısından düşünmemek lazım. Aslında korumasız yol kullanıcıları dediğimiz bir kavram var. Yani yayalar, bisikletliler, işte yakın zamanda gördüğümüz scooter türü motorlu veya motorsuz araçlar gibi yol kullanıcıları burada biraz daha özel önem taşıyor aslında. Neden özel önem taşıyor? İki taşıt bir trafik kazası yaptığı zaman düşük hızlarda kaza yapsalar, işte 20-30 km bölü saat hızlarda büyük oranda bir mal hasarı, mal kaybı ile sonuçlanıyor bu kazalar. Ama böyle bir hızla bir insana çarptığı zaman bir taşıt ya ölümcül oluyor ya da çok ciddi hasarlara neden olabiliyor. Dolayısıyla aslında tasarımlarda çoğu zaman göz ardı edilebiliyor ama insanların veya yaya anlamında söylüyorum tabii ya da bisiklet hatta motosiklet gibi etrafında koruyucu bir ortam olmayan ulaşım türlerinin biraz daha dikkatli incelenip tasarımlarında bunlar göz önüne alınarak yapılması gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman aslında kazaları büyük oranda önleyebiliyoruz. Avrupa Birliği'nin sıfır kaza hedefi var bir 10 yıllık süreç içinde. Aslında pek çok ülke, Avrupa Birliği'nin çoğu ülkesi kaza sayılarını gitgide azaltmaya başladılar. Sadece bildiğim kadarıyla 3 ülkede azalma gerçekleşmiyor. Bunlar Portekiz, Yunanistan ve ya İtalya ya da İspanya olması lazım. Büyük olasılıkla İtalya ama. Bunlara baktığınız zaman bunlar aslında kültürel yapı olarak bize yakın olan ülkeler, Akdeniz ülkeleri, sıcakkanlı insanlar. Ve bizim gibi çoğu zaman aceleci yapıları var trafikte. Gerek yaya olarak gerek bir sürücü olarak olsun. Dolayısıyla yerel koşulları da dikkate alarak buna göre özel önlemler tasarlarsak
trafik kazalarını büyük oranda azaltabiliriz diye düşünüyorum. Son bir şey ilave etmek istiyorum. Çok uzattım, farkındayım. Büyük hocam estağfurullah. Kazaları azaltmak için özellikle güvenlik açısından bir de son zamanlarda sürücüsüz taşıtlar tasarlanıyor. Hatta çoğu ülkede akan trafik içinde deneme seferlerine de çıkıyorlar. Bunlar da aslında trafik özelliklerini veya trafik ölçütlerini, parametrelerini iyileştirmekten çok güvenliği, karayolu güvenliğini arttıracak bir takım önlemler gibi gözüküyor. Tabii bunun için önümüzde 10 yıllar gibi bazı süreler var. Onu da belirtmem gerekiyor. Teşekkürler hocam. Evet. Peki bu pandemi sürecinde hocam ulaşımdaki değişiklikleri ve ilerlemeleri nasıl buluyorsunuz sizce? Yakın zamanda nasıl değişiklikler olabilir bu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi aslında en belki de karmaşık sorulardan bir tanesi bu veya soru bu. Çünkü pek çok etken var burada. Ne gibi pek çok etken var? Farklı görüşler de var. Kimi kişilerin görüşleri insanlar böyle bir salgın veya pandemi nedeniyle daha az ulaşım aktivitelerinde, etkinliklerinde bulunacaklar. Ve bunları olabildiğince toplu ortamlardan, toplu taşımadan kaçınarak yapacaklar. Ve bu nedenle de biraz da sürdürülebilir, daha sürdürülebilir ulaştırma sistemlerine, işte bisikletti, scooter'dı veya tamamen yaya olarak gerçekleştirmek gibi dönecekler gibi bir görüş var. Bir diğer taraftan da bu kaçışın daha çok özel araçlara doğru yöneleceğine yönelik bir görüş var. Yani özel araç kullanımı daha fazla artacak. Özel araç satışları artacak. Bu biraz birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen bir süreç olarak gelişecek diye düşünüyorum ben. Şimdi bir de bizim ülkemizin insanların kültürel yapısını, değer yargılarını, bakış açılarını da değerlendirmek gerekiyor. Pek çok durumda biz genellikle çok yakın çevremizdeki insanlarla bile yakın temasa girmekten kaçınıyoruz ama tamamen bir mucize oldu diyelim ve bu gece salgının tamamen sonlandığı haberini aldık. Ben inanıyorum ki yarın veya öbür gün eskisinden daha yoğun bir biçimde insanlar bir arada olacaktır. Toplu taşıma araçları daha tıklım tıklım olacaktır. İnsanlar diğerlerinden daha az çekinmeye başlayacaktır ki örneklerini görüyoruz zaten yakın zamanda da. Tabii herkes için geçerli değil bu. Çeşitli kültürel etkenler burada önem taşıyor. Ama eğer daha gerçekçi düşünecek olursak bu salgının devam ettiği ve ümit ediyoruz azalış, iyice azalış eğilimine geçtiği ve sonunda da bittiği süreçte öncelikle benim görüşüm şu olacak. Biraz özel taşıta, özel araca yönlenme olacak. Evet. Biz insanlara toplu taşıma kullanmayı normal şartlarda veya bu tarz özel durumlarda sürdürülebilir ulaşım sistemlerini kullanmaya özendiriyoruz ama herkesten bunu beklemek çok gerçekçi değil. Engelliler var, yaşlılar var, çocuklar ve çocuklular var. Bunlar için her zaman uygun olmayabiliyor bu tarz ulaşım sistemleri. Dolayısıyla bunlar daha çok özel araca yönlenmek zorunda kalıyor. İlk öncelikle ben özel araçlardaki talebin bir miktar artmaya başlayacağını ve dolayısıyla trafik yoğunluklarının artmaya başlayacağını düşünüyorum. Ama bu trafik yoğunluğu arttıkça bu sefer trafikte geçen zaman artacağı için özel taşıt kullanmanın maliyeti de artacak. Hem parasal maliyeti hem zaman açısından maliyeti. Bu sefer insanlar farklı çözümler aramaya yönelecekler ve biraz daha sürdürülebilir ulaşım sistemlerine kayacaklar. Sürdürülebilir ulaşım sistemlerine kayıldığı takdirde trafik bu sefer yoğunluğu azalacak. Aa, trafik boşaldı, ben yine trafiğe döneyim diyecekler ve bu şekilde bir döngü içine girip bir denge noktasına ulaşacağız diye düşünüyorum. Ama bu denge noktası salgın öncesi durumdan
daha mı yoğun olur, daha mı az yoğun olur? Bunun ciddi bir araştırılması yapılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Hocam peki şu anda Ulaştırma Mühendisliği son sınıf öğrencilerine test konuları hakkında ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz? Ulaştırma alanında çalışmak isteyen ve bu alanda kendini bir yol çizmeyen arkadaşlar için. Şöyle, şimdi ulaştırma mühendisliğinin de aslında pek çok alt dalı var diye az önce söylemiştim. Ülkemizde de aslında ulaştırma camiası, özellikle akademik camia, küçük bir camia. Yani inşaat mühendisliğinden yine örnek vereceğim. Yapı üzerine çalışan çok sayıda öğretim üyesi var. Ama ulaştırma daha kısıtlı ve herkes birbirini neredeyse tanıyor veya biliyor diyebiliriz. Aşağı yukarı zannederim bir sene öncesinde profesör unvanı olan ve hala aktif olarak çalışmakta olan öğretim üyesi sayısı 18'di diye hatırlıyorum. Diğer unvandakileri de dahil edersek işte 50 civarında bir kitleyiz aslında. Burada aslında bakarsanız kişiler hangi alanlara hangi alanlarda çalışıyor diye. Bu bir fikir verebilecektir. Yani kimileri karayolu üst yapısı üzerine çalışmayı tercih ediyor ve tamamen bu alana odaklanıyor. Demiryolu üst yapısı üzerine çalışanlar daha az olsa da var. Demiryolunun işletimi, karayolunun işletimi, trafik ve hatta o kadar branşlaşma veya özelleşme söz konusu olabiliyor ki kimi hocalarımızın sadece belirli bir kavşak tipi çalıştığını bile görebiliyorsunuz. Yani inşaat mühendisliğinin altında ulaştırma mühendisliği, ulaştırma mühendisliğinin altında trafik mühendisliği, trafik mühendisliği altında kavşaklar ve özel bir kavşak tipi. Dolayısıyla bir test konusu seçerken iki yaklaşım olabiliyor. Birincisi ben en kolay ne yapabilirim? En iyi en kolay hangi notla veya en yüksek not alabileceğim hangi konuyu seçebilirim gibi bir yaklaşım olabiliyor ki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bizim öğrencilerimiz de bunu tercih ediyor. Açıkçası ben de lisans mezuniyet projemde benzer şeyi yapmıştım. Ama biraz daha geleceği düşündüğümüz zaman kendimize mesleki anlamda bir fayda sağlayabilecek konulara girmek istediğimizde örneğin bir üst yapı, karayolu üst yapısı çalışmayı düşünen veya bu alanda iş bulmayı arzu eden arkadaşlar. Üst yapıda özellikle son dönemlerde çeşitli katkıların kullanılması, katkı maddelerinin kullanılması revaçta. Hatta son dönemlerde artık çeşitli nano malzemeler kullanılıyor teknolojinin gelişmesiyle. Bu alana yönlenebilirler örneğin. Veya trafik üzerine çalışmak isteyen, çalışmayı düşünen arkadaşlar. Yakın zamanda yine az önce söylediğim gibi hayatımıza girmesini beklediğimiz sürücüsüz araçlar ve bunların etkileri üzerine çalışabilirler ki biz de şu anda bu konuda iki tane TÜBİTAK projesi üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla son gelişmeleri takip edip kendi ilgi duydukları alanlara yönelmeleri mesleki anlamda kendilerini geliştirecekleri alanlara yönlenmeleri daha faydalı olabilecektir. Ama derlerse ki ben bu hoca iyi notla geçiriyormuş veya kolay geçiriyormuş. Tabii o da bir bakış açısıdır. Saygı duymak gerekiyor. Teşekkürler hocam. Bir sonraki soruma gelecek olursam, bir güzergah üzerindeki sinyalize kavşakların yetersiz olduğu ve bunun trafiğe sebep olduğu durumlarda ne gibi alternatif yollara başvurulabilir? Tabii bu da biraz göreceli bir konu. Bir defa sinyallerin veya sinyalizasyonun yetersiz olup olmadığı gerçekten doğru mu değil mi? Bunu incelemek gerekiyor. Belki sinyalizasyon yeterlidir ve hatta belki hiç sinyalizasyona gerek bile olmayabilir. Belki bunların işletimi çok doğru yapılmıyor olabilir. Mutlaka bunları görüyorsunuzdur. Ancak belirli bir talebi aştığı zaman, belirli bir değeri aştığı zaman talep değeri biz ışıklı kavşak yani sinyalize kavşak yapmayı tercih ediyoruz. Ama kimi yerlerde İstanbul içinde veya diğer şehirlerimizde hiç
trafik yoğunluğu, trafik talebi olmayan yerlerde bile ışıklı kavşaklara rastlayabiliyoruz. Bunlar tabii olumlu sonuç yerine daha çok olumsuz sonuçlara neden oluyor. Trafikte gecikmelerin artmasına veya hiç gecikme olmayacağı halde gecikme yaratmaya neden oluyor. Ama özellikle bir arteri düşünürsek, şimdi uzun yıllardır yapıla gelen çeşitli çalışmalar var, çeşitli yöntemler var. Bunlardan bir tanesi mesela yeşil dalga. Yani nedir yeşil dalga? Bir trafik ışığından siz geçtiğiniz zaman hızınızı sabit tuttuğunuz zaman, ki genellikle şehir içi hız sınırı olan 50 km bölü saat hız burada tercih edilir. Bu hızla sabit gittiğiniz zaman sonraki hiçbir sinyalde, hiçbir ışıkta durmamanız sağlanan bir işletme modeli, işletme yöntemi var. Bu pek çok yerde aslında, bakın yeşil dalga getirdik, uyguluyoruz gibi reklamlarla da çeşitli yerel yöneticiler bunu yapıyor, ama bu aslında çok artık eskide kalmış, biraz da demode kalan bir yöntem. Artık biz trafiği veya trafiğin etkilerini bir güzergah, bir arter üzerinde değerlendirmekten çok bir ağ yapısı üzerinde değerlendiriyoruz. Yani ufak ya da büyük, belirli ölçeklerde, belirli sınırlarda bir bölgede tamamen trafiğin analizini yapıp ve hatta buradaki trafik talebine göre canlı olarak sinyallerin nasıl ayarlanması gerektiğini, diğer bir de işte optimizasyonunu da gerçekleştirmek mümkün günümüz teknolojisiyle. Bu konuda yerli ve yabancı çok sayıda çalışma da var ve hatta bildiğim kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSBAK var örneğin. Onların da uzun yıllardır bu konuda çalışmaları var. Ama ciddi bir uygulamasına henüz ben Türkiye çapında şahit olmadım. Ben Göztepe'de oturuyorum. İstanbul Göztepe'de oturuyorum. Bilenler vardır belki. Minibüs yolu ve istasyon caddesi arasında bir kavşak vardır ve köşesinde Göztepe Benzinlik diye minibüse binenler söylerler. Burada bir ışıklı kavşak var. Ondan hemen belki 200 metre kadar geride ikinci bir ışıklı kavşak var. Yıllardır bunlar koordineli çalışmazlar, birbirine etkilemelerine karşı. İkisinin de verimi düşer ve trafik sıkışıklıklarına neden olur. Burada yapılması gereken ilk etapta, eğer küçük ölçekte bir bölgeden bahsediyorsak, bir arter üzerinde bir analiz yapıp, bir koridor boyunca analiz yapıp, burada talebe göre, ki bu canlı talep olmayabilir küçük bir bölgeden bahsediyorsak, bu talebe göre trafik sinyallerinin nasıl çalışması gerektiğini, birbirlerini nasıl etkileyeceğini belirlemek söz konusu olabilir. Ama daha büyük ölçekte, işte İstanbul gibi bir ilde, en azından bir ilçe olmasa bile büyükçe bir semtin bütün trafik ışıklarının birbiriyle iletişim halinde olarak çalışması gerektiğini düşünüyorum şu anda. Bunun üzerine çalışırsak aslında pek çok yerde göreceğimiz trafik sıkışıklıklarının ciddi oranda azaldığını da görebiliriz. Aslında ulaştırma ile ilgili söyleyebileceğimiz en genel şeylerden bir tanesi de bu. Eğer biz işletmeyi doğru yaparsak, verimli bir biçimde elimizdeki altyapıyı kullanmaya gayret edersek, yaşadığımız pek çok sorunu büyük oranda azaltabildiğimizi görebiliriz. Tabii bunun için biraz da vizyon sahibi kişiler gerekiyor yönetici olarak. Teşekkürler hocam. Kent içi ulaşımında trafik sıkışıklığını önlemek için ne gibi sistemler kullanılmaktadır? Evet, aslında biraz da buna da değinmiş olduk bir önceki soruda. Neler kullanılır? İşte örneğin ışıklı kavşaklar. Bunların birbirleriyle iletişimi, etkileşimi, birbiriyle haberleşebilmesi ve bunu belki bir ağ bazında gerçekleştirebilmek sıkışıklıkları önemli ölçüde azaltabiliyor. Bunun yanı sıra sıkışıklığa neden olan etkenlerin belirlenmesi, doğru biçimde belirlenmesi önemli.
Özellikle büyük şehirlerde uygunsuz parklanmalar trafik sıkışıklıklarına neden olabiliyor. Şişe boyunu etkisi dediğimiz örneğin 3 şeritli gelen bir yolun bir anda 2 şeride hatta 1 şeride daralmasına ve burada oluşan kuyruklanmanın giderek geriye doğru artmasına, uzamasına neden oluyor. Burada parklanmalar, uygunsuz parklanmalara engellemek yine yapılabileceklerden bir tanesi. Bir de aslında şu var. Biz ulaştırma mühendisliği olarak özellikle gösteriyor ama devam ediyor mu bilmiyorum. Herhalde devam ediyor mu? Diğer alanlardan yani inşaat mühendisliğinin yapı gibi diğer alanlarından veya ulaştırma mühendisliğinin üst yapı gibi diğer alanlarından farklı bir özelliğimiz var. Nedir? Laboratuvarda çalışma ve deney yapma imkanımız çok sınırlı. Yani biz bir bölgedeki trafiği alıp bunu belli bir oranda küçültüp laboratuvarda kurup inceleme şansına sahip değiliz. Bunu yapsak bile burada önemli bir etken var. Trafik bildiğiniz üzere insan davranışlarından büyük oranda etkileniyor. Yani sürücü davranışlarından etkileniyor. Dolayısıyla herhangi bir trafiği birebir ölçeklememiz veya modellememiz laboratuvar ortamında mümkün değil. Bu nedenle geliştirilmiş çeşitli yazılımlar var. Bunların en önemlileri de çeşitli benzetim yani simülasyon programları var. Bunları kullanarak trafiği neden olan faktörleri belirlemek veya daha doğrusu bu faktörleri nasıl gidermemizin veya ne gibi çözümler bulmamızın uygun olacağını saptamakta bunları kullanmak anlamlı olabilir. Ama tabii burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Bu yazılımlar genelde ticari yazılımlar ve dünya üzerinde her bölgeye satılması için geliştiriliyor. Ve belirli bir bölgedeki veya genel geçer trafik özelliklerine göre kalibre edilmiş. Yani siz bunu alıp kurduğunuz zaman bunu çeşitli taşıt akımlarını girdiğinizde çalıştırıp baktığınızda İstanbul'daki veya Yalova'daki trafikten çok farklı davrandığını görebiliyorsunuz. Evet. Burada da çoğu zaman göz ardı edilen şey bunları da bizim kalibre etmemiz ve gerçek koşullara olabildiğince yaklaşmamız gerekiyor. Bunları kullanıp trafik sıkışıklıklarının gerçek nedenlerini veya hangi koşullardan dolayı gerçekleştiğini belki saptayıp çeşitli çözüm alternatiflerini bunlar üzerinde denemek ve en uygun olanını işletmeye almak daha anlamlı bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Bir Rica sonraki ederim. sorumda Türkiye'de toplu taşıma hizmet seviyeleri hangi kritere göre belirleniyor? Belirleniyor mu acaba? Veya böyle bir hizmet seviyesi tanımı var mı ülkemizde? Pek zannetmiyorum. Yani bildiğiniz üzere trafik mühendisliğinde özellikle yollarla ilgili hizmet seviyeleri vardır. Highway Capacity Manual'da da bu oldukça detaylı olarak tanımlanır. İşte A en iyi koşulları belirtir. E sınır koşulları artık neredeyse. F de işlenmez hale gelmiş koşulları gösterir. Toplu taşıma için böyle bir sınıflandırma yapıldığını veya ülkemizde kullanıldığına ben çok rastlamadım. Burada ne yapılıyor? Aslında hizmet kalitesiyle ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor ki İBB'nin pardon İETT'nin örneğin otobüs seferleriyle ilgili yaptığı anket çalışmaları var. Bunları her sene yeniliyor, internet üzerinde yapıyor. Ve bunun sonuçlarını değerlendirerek çeşitli önlemler alıyor veya geliştirmeler yapıyor diyebiliriz. Ama açıkçası ben böyle bir hizmet düzeyinin sınıflandırıldığını veya ne düzeyde hizmet verildiğini incelendiği gibi bir uygulamaya rastlamadım. Olmalı mı? Belki bir karayolu mühendisliğinde, trafik mühendisliğindeki gibi detaylı bir sınıflandırma değil ama
Belki kullanıcı beklentilerinin analiz edilmesi, araştırılması ve bunlara ne derece yaklaşıldığının, ne derece uygun hizmet verildiğinin belirlenmesi daha anlamlı olabilir. Yani bir örneğin yine karayolu inşaatında da bundan bahsediyoruz. Beklentiler veya insanların düşünceleri burada önem taşıyor. Kabul edilebilir Dakika. tırnak içinde söylersek, kabul edilebilir dediğimiz sınırlar önem taşıyor. Biz bir yol yapmaya kalktığımız zaman, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yol yapmaya kalktığımızda, bu yolun en azından 2x2 şeritli, hatta 2x2 bölünmüş bir yol olması tercih edilir. Yüksek hızlarda yolculuk yapılabilmesi tercih edilir. Buna göre geometrik özellikleri belirlenir. Ama bir Afrika ülkesinde gelişmemiş veya gelişmekte olan olarak tabir edilen ülkede bir yol yapmaya kalktığınızda, hatta bu bir iki köyü birbirine bağlayan bir yolsa, tek şeritli ve toprak bir yol olması bile bizim için memnuniyet verici bir yol olabilir. Dolayısıyla toplu taşımada da insanların ve bölge halkının beklentilerinin ne olduğunu analiz edilmesi, araştırılması gerekiyor. Buna uygun hizmetin verilmeye çalışılması belki bir hizmet düzeyi sınıflandırması yapmaktan daha anlamlı olabilir gibi düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Evet. Şimdi son bir sorum kaldı. Tabii. Geleceğin toplu taşıma planları nelerdir? Sizce toplu taşımanın hangi alanı gelecek için daha sürdürülebilir olmaktadır? Toplu taşıma ile ilgili aslında çok fazla plan yapıldığını da görmüyoruz. Gelecekle ilgili tasarımlar sürücüsüz araçlarda olduğu gibi daha çok bireysel ulaşıma yönelik, ama sürücüsüz toplu taşıma araçları da var tabii burada işin içinde. Hatta burada çok farklı ulaştırma yöntemleri de veya sistemleri de görmeye başladık. Örneğin işte Elon Musk'ın bir Hyperloop projesi var. Evet. Siz de biliyorsunuz. Burada toplu taşıma sözcük kaynağını da düşündüğünüz zaman zaten sürdürülebilir bir yöntem. Yani bireysel taşımacılıktan çok insanların kitle halinde bir yerden bir yere veya çeşitli noktalar arasında iletiminin sağlanması. Sadece insan da değil tabii, yükler için de biz toplu taşıma açısından düşünebiliriz. Yani yükleri tek tek, konteynerleri tek tek kamyonlarla taşımak değil de birçok konteyneri trenlerle veya gemilerle bir yerden bir yere ulaştırmak daha sürdürülebilir bir ulaşım sistemi. Bu da bir yük ulaşımının toplu taşıması gibi değerlendirebiliriz. Toplu taşıma gelecekte aslında varlığını sürdürecek olan bir kavram. Her ne kadar şu anda salgın sürecinden etkilense de neden varlığını sürdürecek? Az önce de bahsettim. Sürücüsüz taşıtların trafiğe etkileri üzerine iki tane TÜBİTAK projesi üzerine çalışıyoruz. Bir ekip olarak ekipte 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Serhan Tanyel var. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Uygun Gökaşar var. Üç kişilik bir çekirdek ekibiz diyelim. Bursiyer öğrencilerimiz, çeşitli çalışanlarımız da var. Burada projelerimizden bir tanesi kesintisiz akımda sürücüsüz taşıtların etkisi ne olacak ve sürücüsüz taşıtlar nasıl davranmalı üzerine bir çalışma. Bir diğeri de kavşaklarda, özellikle de ışıksız kavşaklarda sürücüsüz taşıtların etkileri nasıl, kavşak performansını nasıl değiştiriyor? Bunun üzerine bir araştırmamız var. Başka tabii düşündüğümüz projelerimiz de var, gerçekleştirmeye çalıştığımız. Bu konuda incelemelere baktığımız zaman, biz sürücüsüz taşıtlar geldiği zaman belki trafik sorunlarını çözecek, işte bir anda biz rahat rahat yolculuk yapacağız, yüksek hızlarda istediğimiz yerden istediğimiz yere gidebileceğiz diye düşünüyoruz, ama gerçekte pek öyle bir durumla karşılaşmayacağız. Ne olacak burada, neyle karşılaşacağız? Şimdi öncelikle sürücüsüz taşıtlar
hayatımıza girdiği zaman belli bir süre insan sürücülerle sürücü taşıtlar trafiği paylaşacak. Buradaki koşulları biz şu anda inceliyoruz. Ama kimi araştırmacıların öngörüsüne göre 50, kimi araştırmacıların öngörüsüne göre 70 yıl sonra trafik tamamen sürücüsüz araçlardan oluşacak diyorlar. Ve bu durumda kabaca trafiğin nasıl olacağını bilebiliyoruz. Yani bizim trafik mühendisliğinde çok temel diyagramlarımız var. Hız, hacim, yoğunluk arasındaki ilişkiyi gösteren diyagramlar. Bu diyagramlarda nasıl değişiklikler olacak tahmin edebiliyoruz. Yani değişen ne olacak? Taşıtlar birbirini daha yakın takip edebilecek. Bu sayede hacim artacak. Ama hızı ciddi anlamda arttırmayı güvenlik açısından artacak. Ama burada esas artış hacimde olacak. Hacim arttığı için bir yolun bir şeridinden işte bir saatte geçebilen taşıt sayısı da artacak. Hadi biraz sınır koşullarda düşünelim. Yani bir şeritten bir saatte diyelim 8.000 tane taşıt geçecek. Bundan daha büyük bir talep geldiği zaman 10.000 taşıt geçmek istediğinde, 15.000 taşıt geçmek istediğinde böyle bir taleple karşılaştığımızda çok daha vahim trafik sıkışıklıklarıyla karşılaşacağız. Her ne kadar sürücüsüz araçlar birbirleriyle iletişim halinde olsa bile. Bu durumda biz bir şeritten 8.000 taşıt içinde 8.000 kişi taşıyacağımıza bir şeritten yine 8.000 kişiyi 100 tane otobüsle taşısak hiçbir trafik sıkışıklığı bile karşılaşmamış olacağız. Dolayısıyla burada yine teknoloji gelişse de çeşitli ulaşımı kolaylaştırıcı veya ulaşım talebini yönetmeyi kolaylaştırıcı gelişmelerle karşılaşsak bile yine aslında trafik yönetiminin temel taşı toplu taşıma, temel noktası toplu taşıma. Toplu taşıma planlarını doğru biçimde yaptığımız zaman, toplu taşımada verilen hizmetin kalitesini yukarıya taşıyıp insanları toplu taşımaya yönlendirdiğimiz zaman aslında doğru anlamıyla sürdürülebilir bir ulaşım sistemine daha fazla yaklaşmış olacağız ve pek çok sorunumuzun kaynağına inmiş olacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Şu ana kadar gelen sorularımız bunlardı hocam. Eğer şu anda yayını izleyen ve sorusu olan varsa bekleyelim onları da. Sorularını Tabii ki. alalım onların da. Tabii ki. Sizin bunun dışında eklemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Eklemek istediğim az önce de söyledim. Bir soru geldi galiba ama ben kaçırdım. Eklemek istediğim ben söyleyeyim. Bildiğiniz üzere az önce de bahsettim. Yüksek lisans programımız var. İnşaat mühendisliği adı altında geçiyor ama öğrenciler tamamen ilgilendikleri alanlarda çalışabiliyorlar. Mezun arkadaşları bekliyoruz. Beraber çalışmak isteriz. Benimle iletişime her zaman her isteyen arkadaş geçebilir. Instagram profilimden bağlantı kurabilir. Yine bir Facebook hesabım var. İsteyenler elektronik postayla da ulaşabilir. Herhangi bir konuda görüş almak istediğinizde veya destek almak istediğinizde ulaşabilirsiniz. Tabii Sağ olun destek hocam. şu anlamda değil. Şimdi biliyorsunuz sınavları da uzaktan yapıyoruz. Sınavlar sırasında bir destek vermemeyi tercih ediyorum ama onun dışında her zaman yardıma veya isteklerinize hazırız. Çok teşekkürler hocam. Hı-hı. Umarım bu pandemi sürecinden sonra da tekrar okulumuzda da sizi bekleriz. İnşallah çok memnun olurum. Bir soru geldi galiba ben kaçırdım ama var mıdır gelen bir soru? Bakalım. Evet hocam, bir okuyayım ben hocam. Ülke Tabii. olarak araç üretimine yeni başlayan bir ülke olarak bu ulaşımda kullanılan araçların NİKEP testlerinin ülkemizde yapılması ile ilgili araştırma yapılsa ya da bu konuda bir öneri olursa tepkiniz ne olurdu diye sorulmuş. Aslında araç üretmeye yeni başlayan bir ülke değiliz. Uzun yıllardır ülkemizde motorlu taşıtların her türlüsü üretiliyor. Hem demiryolu taşıtları hem karayolu taşıtları.
Önemli firmalar da var. Yurt dışına araç ithal eden, karayolu taşıtları ithal eden firmalar da var. Belki burada arkadaşımız otomobilleri kastetmiştir ama otomobil de aslında ülkemizde uzun yıllar öncesinde geliştirilen yerli otomobiller de var. Aslında ülke olarak belirli bir bilgi birikimimiz veya deneyimimiz var. Ayrıca teknolojinin gelişmesi sayesinde bilgiye ulaşmamız da artık çok daha kolaylaştı. Özellikle internet sayesinde. Bu sayede mühendislerimiz de kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Ben uzun yıllardır aslında özellikle otomotiv mühendisliği alanında da ciddi çalışmalar görüyorum. Örneğin belki pek çoğunuz bilmiyordur ama bizim İstanbul Okan Üniversitesi'nde bizim mühendislik fakültesinden öğretim üyelerinin oluşturduğu bir ekibin geliştirdiği bir sürücüsüz araç var. Henüz canlı trafik içinde dolaşmasa bile kampüs içinde yani yerleşke içinde dolaşabilen bir otomobil var. Ben 2011 yılında Okan Üniversitesi'nde ilk göreve başladım. O zamandan beri aslında faaliyette olan bir taşıt. Dolayısıyla teknoloji açısından veya yeterlilik açısından gelişmiş veya daha gelişmiş ülkelerden geride olduğumuzu düşünmüyorum. Bu ENKEP testlerinin ülkemizde yapılması da eğer gerekli önlemleri alırsak, gerekli prosedürleri, gerekli yönergeleri, yöntemleri iyi bir biçimde oluşturup özellikle de denetimini düzgün bir biçimde yapmayı sağlarsak neden olmasın ama burada biraz çeşitli başka faktörler devreye girip de uygun olmayan çeşitli durumlara uygunluk onayı verilmesinin sağlanmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Mutlaka onu söylemem gerekiyor. Teşekkürler hocam. Yayınımıza katıldığınız için, tecrübelerinizi bizle paylaştığınız için çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Sizin de Yayınımızın da ağırlıkla. sonuna gelmeye başladık. Yayın süremiz de bitecek birazdan. Şimdiden Tamam. ben size çok teşekkür ederim. Umarım daha sonra da görüşmek isteriz sizinle. Ben teşekkür ederim inşallah. Her zaman da özellikle bu süreçten sonra sizleri yüz yüze ziyaret etmek de isterim. Biz de çok Davetlerde. isteriz hocam. Teşekkür ederiz. Hayırlı Teşekkür akşamlar diliyorum ederim. herkese. Sağ olun. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.